kültürün büyük bir parçası. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Haliyle bir anda şehrin içinde böyle bir şey çıkabiliyor. Tabi burada Türkiye'nin etkilerini her yerde görmek mümkün. Kafkas dağlarından toplanan otlardan yapılan bir çay. Bu peynir ve patatesli. Gayet lezzetli olmuş. Muhteşem bir Kafkasya sabahından hepinize mutluluklar, sevgiler, saygılar. Bugün arkadaşlar Karaçay Çerkesya'daki turumuza devam ediyoruz. Çerkes'teyiz, başkentteyiz ve başkentin bugün gezilecek, görülecek en güzel yerlerini ziyaret edeceğiz. Yapılacaklara beraber bakacağız ve tabii ki çok güzel Kafkas yemekleri eğer bulabilirsek deneyeceğiz. Başlıyoruz. Çerkesk nüfusu 130 bin, 140 bin civarında. Ve ben burada Olivia Otel diye bir otelde, apart otelde kalıyorum. Bazı odaları şey gibi düşünün, hostel gibi ortak kullanımlı odaları var. Ben tek bir odada kalıyorum ama yani onun içinde 10 bin ruble ödedim. Fakat eğer isterseniz ortak kullanım odalar mesela daha ucuz. 5 gece için tabii bu söylediğim fiyat. 5 gecesi 6000 rubleye konaklayabiliyordunuz. Bu cadde üstünde otel. Burası da birazcık daha şeyin dışı. Şehir merkezinin ufakça bir dışı. Tabii burada Türkiye'nin etkilerini her yerde görmek mümkün. Karaçay Çerkesya'da Karaçay Türkleri çoğunlukla yaşıyor. Ve Türkiye'den kıyafetler yazıyor orada. Şurada da İzmir kafe var. İzmir kafeyi bulduk. Bir bakalım acaba kahvaltılık burada bir şeyler vardır herhalde. Önce bir kahvaltımızı yapalım. Kafe böyle bir yer arkadaşlar. Tabii burada burası bir kafe imiş. Yemek de yenilebiliyor. Şimdi gireceğim. Sahibi de bir Türkmüş. Türk arkadaşımız galiba. İzmir kafede arkadaşlar böyle gördüğünüz üzere kabinler var ve ben de onların bir tanesinin içindeyim. Menü böyle. Şöyle tutayım, siz durdurup bakın. Sahibi İsmail, yani şeyi aldı. Siparişi aldı. Sağ olsun. Babası Karaçaylı, annesi Türkmüş. Yanılmıyorsam evet. Tabii burada arkadaşlar sigara içmek ve içki içmek yasakmış. İslami bir konsept. Arkadaşlar çayım geldi. Bunu İzmir çay diye koymuşlar menüye ama yüksek ihtimalle Kafkas dağlarından toplanan otlardan yapılan bir çay. Karaçay Çerkesya'da Çerkesk'te Karaçay usulü kahvaltı, hıçın, İzmir çayı. Bu bir yeşil çay bu arada ama güzel bir çaya benziyor. Bana afiyet olsun bakalım. Bu arada bu peynir ve patatesli gayet lezzetli olmuş. Yani gelenlere tavsiye ediyorum, kesin yiyin. İzmir kafede de güzel yapmışlar. Baka. İşte burası arkadaşlar, güzel bir yer. Yemeğimizi yedik tabi, hepsini yemedim. İki tane yaptırdım ama büyükmüş yani, küçük dedi başta. Bunu otele bırakayım, sonra devam edelim. Yemeği otele bıraktım, şimdi tekrar Oktyabrskaya Caddesi boyunca ilerliyorum. Şehri daha yakından keşfetmeye başlıyoruz. Arkadaşlar ilk olarak hava sıcak ama biraz rüzgarlı. Vallahi Kafkasya'nın rüzgarları da bir değişik oluyor. Şehirle ilgili bildiklerimi anlatmak istiyorum. İlk olarak şehrin ismi zaten biliyorsunuz Çerkesk. Çerkesk. Çerkes şehri demek. Ama benim gördüğüm ve kayıtlar da öyle. Nüfusun çoğunluğunu Ruslar ve Karaçaylılar oluşturuyor. Çerkesk 1825 yılında
ilk olarak Battal Paşinsk adıyla bir Kazak yerleşim yeri olarak kurulmuş. Bu Battal Paşinsk ismi de bir Osmanlı paşası olan Battal Paşa'dan geliyor. Çerkesk tabi 1931'de şehir statüsü kazanmış ve Battal Paşinsk'den, yani ismi Battal Paşinsk olan şehrin ismi Çerkesk'e çevrilmiş. 1957 yılında da Karaçay Çerkesk özerk bölgesinin başkenti olmuş. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Karaçay Çerkes Cumhuriyeti'nin başkenti olarak kabul edilmiş Çerkes kenti. Ve şu an merkeze yakın bir konumda yürüyorum ve gördüğünüz gibi evler müstakil tarzda çoğunlukla ve çok da güzel, yani yaşanılması güzel, tam bir Kafkas şehri. Arkadaşlar, nüfus çeşitliliğinden bahsettim. Hal böyle olunca tabi dil çeşitliliği de var. Rusça, Karaçayca, Çerkesçe, Abezce ve Nogayca konuşuluyor burada. Türkçe, Karaçay Türkçesi aslında, Balkar Türkçesi birbirinin hemen aynı. Yani topluluklar da hemen birbiriyle aynı adetler, aynı dili konuşuyorlar. Yani bizim Türkçemize de aslında çok yakın. Şimdi arkadaşlar, Pervomayski Caddesi'ne geldik. Burası yine şehrin, yani ünlü yürüyüş caddelerinden bir tanesi. Sağlı sollu kafeler, restoranlar, işte oturma alanları var. İnsanlar özellikle hafta sonu ve özel günlerde buraya çıkıp dolaşıyorlar, geziyorlar. Yani görülecek yerlerin, Çerkesk'te gezilecek yerlerin başında gelen caddelerden bir tanesi. Trafiğe kapalı yürüyüş caddesi. Şehirde biliyorsunuz Kafkasya'nın en büyük camilerinden bir tanesi var. Çerkesk Merkez Cami. Dün gittiğimiz için oraya gitmiyorum. Ama güzel bir camiydi. Yani buraya geldiğinizde kesin görmeniz gereken yerlerden bir tanesi de orası diye düşünüyorum. Arkadaşlar, Pervomayski Caddesi boyunca böyle Çerkes ve Karaçay tarihiyle alakalı ufak heykeller de görmek mümkün. Bu arada Çerkesk bölgenin önemli bir sanayi merkezi. Özellikle kimya, gıda işleme ve makine üretimi sektörlerinde öne çıkan bir yer. Что? Что ты делаешь? Продаю браслеты. Спасибо. Вот это возьми. Убирайте два. А одну я заберу, ну мне нужно, не нужно. Спасибо. Да, спасибо. До свидания. Kızcağız tabi ufak ufak hediyelikler yapmış. Lastikten satıyor. Aldım. Yani bir hatıra olsun ondan. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar, bu cadde boyunca yani Rus mutfağı, Avrupa mutfağı ve tabii ki Kafkas mutfağından da örnekler bulmak mümkün. Geldiğinizde burayı kesin görün yani. Yani arkadaşlar, şu anda şehrin tam eski tarihi merkezindeyiz diyebilirim. Bu cadde işte Pervomayski Caddesi, yani 1 Mayıs Caddesi Türkçesi. Şurada da bir çiçek pazarı var. Oraya bir bakayım. Buralarda tabi yani çiçek kültürü önemli. Herkes birbirine çiçek alıyor buralarda. Bir de su alayım ya, susadım. Здравствуйте. Можно снимать здесь? Çiçekler satıyorlar, güller. Baksanıza, burada kültürün önemli bir parçası tabi. Çiçekler. Здравствуйте. Очень шикарная базар здесь.
До свидания. До свидания. Вы говорите по-латвийски? Нет, нет, да? Не понимаю. Не понимаете, да? Хорошо, до свидания. Пока-пока. Вам тоже. Şurası Çerkeskin posta binası. Burası da Filarmoni Orkestrası, yani konser salonu diyebiliriz. Tabi bunlar Sovyet zamanı yapılan eserler. Sovyetler Birliği zamanındaki eserler belli ki. Mimarisinden de tarzından da belli oluyor. Burada da arkadaşlar gece ışık ve müzik gösterisi yapılıyor bu havuzun başında. Buraya da bu meydana Pierwsze Majskie meydanı diyorlar. Yani hemen başındaki az önce gösterdiğim caddeyle isimlendiriyorlar burayı. Arka tarafında da Karaçay Çerkesya hükümet binası var. Oraya doğru gidelim. Arkadaşlar dün videoyu burada noktalandırmıştık ve buradan başlayacağımı düşünmüştüm ama ancak gelebildim buraya. Yine Lenin Meydanı burası. Çerkesk'in önemli, görülmesi gereken meydanlarından bir tanesi. Lenin heykelini zaten arkamda görüyorsunuz. Tabi bu hemen hemen bütün Rusya'daki tüm şehirlerde var. Sokağı da var, caddesi de var, mahallesi de var, meydanı da var. Bu tarafa döndüğümüzde de tabi Karaçay Çerkesya hükümet binasını görüyorsunuz. Genişçe bir meydan. Bu tarafı da Lenin Caddesi. Şimdi o tarafa doğru gideceğiz. Sizi Yeşil Park'a, yani Yeşil Ada'ya götüreceğim. Zeleni Ostrov. Tabii şurada Rusya bayrağını ve Karaçay Çerkesya Cumhuriyeti bayrağını görüyorsunuz. Arkadaşlar sizi şimdi yine Çerkes'te gezilecek yerlerden bir tanesi olan Zeleni Ostrov, yani Yeşil Ada'ya götüreceğim. Tabi oraya giderken size biraz da Karaçay Çerkesya bayrağı ile ilgili bilgiler vereceğim. Bayrağı şimdi size iki şekilde anlatayım. Bir, üzerinde bulunan renkler ne anlama geliyor? İkincisi de üzerinde bulunan semboller ne anlama geliyor? Bunları anlatmak istiyorum. Birincisi, yeşil doğayı, ormanları ve İslam'ı temsil ediyor. Karaçay Çerkesya'nın zengin doğal güzelliklerini ve bölgedeki İslam inancının önemini simgeliyor. Taflığı, barışı ve Kafkas dağlarının karlı zirvelerini temsil ediyor. Mavi gökyüzünü ve bölgedeki nehirleri sembolize ediyor. Hatta yer alan daire şeklindeki sembol güneşi temsil eder. Bu hayatı, enerjiyi ve aydınlanmayı simgeler. Dairenin içindeki 3 ok ve dağ şekli Karaçay Çerkesya'daki 3 ana dağ zirvesini temsil eder. Bunlar da Elbrus, Beştav ve Dombay. Dombay'a da inşallah sizleri götüreceğim. Hem oradaki doğal güzellikleri ve yine tabii ki zengin Kafkas ve Çerkes tarihini yakından inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, Yeşil Ada Parkı'na geldik. Yani Zeleni Ostrov diye geçiyoruz Rusça'da. Şimdi parkı da size biraz göstereceğim. Hemen yanı başında da bu anıt var. 1557-1957 yazıyor üstünde. Anıt, üstünde de yine yaşanan olayları temsilen resmedilmiş anekdotlar var diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yemyeşil şehrin ortasında tam bir nefes almalık muhteşem güzellikte bir park. Az önce ki anıtın yanından aşağıya indik ve burada tabii ki de at, kültürün büyük bir parçası. Aleykümselam. Aleykümselam. Haliyle bir anda şehrin içinde böyle bir şey çıkabiliyor. Tabii inşallah böyle bunların yetiştirildiği yerler var burada. Onları da ziyaret etmek istiyorum ama tabii hepsine zamanımız yeter mi bilmiyorum. Bu arada buradan Kuban Nehri geçiyor. Burada Kuban Nehri'nin bir kolu. Ve insanlar da buraya gelmeyi tercih ediyorlar gördüğünüz gibi. Burası daha çok da bir gölet gibi. Ördekler falan yüzüyor. Güzel yani. Buraya gelirseniz, eğer yolunuz buraya düşerse, bu parkı kesin görün. Yani park hem spor yapmak için, hem gezmek için, ne bileyim yemek yemek için, her şey için muhteşem bir
güzellik sunuyor. Tabii bu parkta, parklarda gezerken genelde böyle enstantanelere de denk gelmek ihtimali var. Ve bir düğün fotoğrafı çekimi sahnesine denk geldik. Parkın da böyle hareketli bir ambiyansı var tabii. Arkadaşlar, Yeşilada Çerkez şehrinin merkezinde, Kuban Nehri'nin kıyısında yer alıyor. Tabii az önce size söylediğim gibi yaklaşık 246 hektarlık bir alana yayılan bu park şehrin en büyük yeşil alanı. Adını yemyeşil doğası ve zengin bitki örtüsünden alıyor bu güzel park. Park 1960'lı yılların başında kurulmuş. Sovyet döneminde halkın dinlenme ve eğlence yeri olarak kurulmuş bu park. Yıllar içerisinde tabii parka her sene çeşitli eklemeler ve yenilemeler de yapılmış. Yani arkadaşlar, parkta yeme içme seçenekleri de var. Restoranlar, kafeler, her şey var ve çok güzel bir park. Kuban Nehri kenarında olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla böyle yapay göller ve göletler de oluşturulmuş, su kanalları oluşturulmuş. Yani gerçekten muhteşem bir doğal güzellik. Burası aynı zamanda, bakın, doğal güzelliklerden önce çocuklar yüzüyorlar, yüzül edebiliyor. Vallahi tam yüzmelikte bir hava var. Park çeşitli ağaç türleriyle dolu. Meşe, akağaç, ıhlamur ve çam ağaçları ile donatılmış bu park. Tabi Kuban Nehri'nin kıyısında olması da parkın eşsiz bir atmosfere sahip olmasını sağlamış. Yani çok huzurlu, güzel bir dolaşmak için ortam var. Burada tabii yapılabilecek birçok aktivite ve eğlence var. Luna Park var gördüğünüz gibi. Sovyet döneminden kalma nostaljik oyuncaklar hala mevcut burada. Hayvanat bahçesi var bir de, ufak. Küçük ama burada çok da şey, büyük bir şey değil. Ve bir tabii burada yaz aylarında açık hava tiyatrosu ve konserlerin yapıldığı bir de alan var. Yine spor tesisleri, çocuk oyun alanları ve birçok etkinlik var. Onlardan bir tanesi de bu. Görmüş olduğunuz bisiklet turları. Bunun yarım saati 500 ruble ya da bir saati 1000 ruble olarak buradan yapılabiliyor. Evet, tabi haliyle bir de yürüyüş yolu var. Bakın şöyle upuzun boydan boya bu yolu yürüyüş için ayırmışlar. Yani yürümek isteyen, koşu yapmak isteyen burada rahatlıkla sporunu yapabilir. Burada tabi şehir için çok önemli yer tabi burası haliyle. Hafta sonları burada yerel sanatçılar park içinde işte performanslarını gösteriyorlar. Yani Kafkas dansları, ezgileri falan dinlemek istiyorsanız buraya gelinebilir. Tabi şu an hafta sonu değil, keşke ben de denk gelseydim ama bulacağım. Bulacağım öyle bir müzik ve dinleyeceğiz. Tabi aynı zamanda burada yılın bazı zamanlarında yöresel, yine Kafkas, Çerkez, işte Karaçay yemek festivalleri yapılıyor. Yine o da bu park içerisinde gerçekleştiriliyormuş arkadaşlar. Evet, yani şehrin içinde yemyeşil bir vaha, yani muhteşem bir güzellik. Yaz kış herhalde burası çok güzel olur. Keşke her şehirde böyle bir şey olsa diyorum ve buradan bir sonraki noktamıza doğru gidiyoruz. Çerkesliler bu adaya Zilyony diyorlar. Yani yeşil, bu bölgeye daha doğrusu Zilyony Park isminden geliyor. Şimdi park üstünde, yani bir bu az önce görmüş olduğunuz gölet üstünde bir kafede biraz bir şeyler içip dinleneceğim. Parktan çıktık.
Ve turumuza şehir merkezinde yine devam ediyoruz. Burası Lenin Prospekt, Lenin Caddesi yani. Hemen tiyatroda bu cadde üzerinde. Şimdi göstereceğim. Tabi oraya varmadan önce Çerkesk'te yani yeni model arabalarda, eski arabalarda var. İlk olarak bunu söyleyeyim. Yine her zaman gibi temiz, hatta tertemiz bir şehir. Yani yaşam seviyesi yüksek bir bölge gibi geldi bana. Böyle yeni yapılan binalar da var. Zaten şehrin çoğunluğu gördünüz. Eski ufak müstakil evlerden de oluşuyor. Burası da tiyatro binası ve şu an yenileniyor. Yenileniyor. Herhangi bir organizasyon şu an burada yok, fakat olduğunda yine bölgede konuşulan tüm dillerde oyunlar sergileniyormuş burada. Lenin Caddesi'ni size gezdirirken arkadaşlar, size videonun son bölümü olarak da Çerkesk'in kısa bir tarihçesini anlatmak istiyorum. Cadde adı üstünde, renkli renkli yani, şehrin ana caddesi. Evet, Çerkesk'in bulunduğu bu bölgede antik çağlardan beri yaşam olmuş. Yani milattan önce 8000 yılına ait, Koban kültürüne ait kalıntılar bile bulunmuş çevrede ve burada. Dolayısıyla tarihi çok çok antik dönemlere kadar gidiyor Çerkesk'in. Çerkesk'te tabi orta çağ boyunca da, yani 8. ve 13. yüzyıllar arasında da bölge Alanya Krallığı'nın bir parçasıymış. Bu dönemden kalma da etrafta birçok kilise anıtı ve Hristiyanlıkla ilgili, yani ilk Türk Hristiyanlarla ilgili kiliseler, anıtlar var. Fırsat buldukça bunları da gezeceğiz zaten. 13. ve 15. yüzyıllar arasında ise bölge Altın Ordu Devleti'nin kontrolünde kalmış. 16. yüzyıldan itibaren ise bölge Osmanlı İmparatorluğu kontrolüne girmiş. Tam bir kontrol sağlanmasa da yine de bir etkisi, bayağı bir etkisi olmuş Osmanlı'nın tabi burada. Rus İmparatorluğu döneminde ise, yani 19. yüzyılın ortalarında bölge Rus İmparatorluğu'nun kontrolüne geçmiş. Bu dönemde büyük bir Çerkes diasporası oluşmuş. Öyle ki bugün Türkiye'deki Çerkes nüfusu Kafkasya'dakilerden daha fazlaymış. Tabi sizlere biraz da günümüz Çerkes tarihinden bahsedecek olursam da, Çerkes 1928'lere Karaçay Çerkesk Özerk Oblastı'nın merkezi olmuş. Bu dönemde de bölgede tam 5 farklı dil ve alfabe kullanılıyormuş. Arap, Latin, Kril ve daha 2 farklı alfabe kullanılıyormuş. 1938 yılında tüm diller için Kril alfabesine geçilmiş. Burası da arkadaşlar Çerkesk'in belediye binası. Şu gördüğünüz yer belediye binası. Önünde yine böyle bir park var. Hemen karşısında da Rusya alışveriş merkezi var. Yani Targovi Center Russia. Birazdan oraya da geçeceğim. Tabii Çerkesk tarihçesine şöyle devam edeyim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra burası kısa bir süre Alman Nazilerinin işgali altında kalıyor. Daha sonrasında savaş bitiyor ve Rusya Federasyonu'nun kurulmasıyla birlikte de burası artık Karaçay Çerkesya Özerk Cumhuriyeti olmuş ve Çerkesk'te buranın başkenti olmuş. Evet arkadaşlar, Rusya alışveriş merkezi de burası. Kısaca bir içeriye girelim, bakalım burası nasıl bir yer, ne var ne yok. Ve dikkatinizi çekmiştir, İnsanların çoğusu yani kapalı da geziyorlar. Bayağı bayağı bir turbanlı hanımefendiler gördüm. Burası klasik bir alışveriş merkezi. İçerisinde giyimden gıdaya birçok mağazanın olduğu bir yer. Alışveriş merkezinden çıktım. Hemen karşısında Sevinç Kafe var. Bir buraya gireyim bakayım.
helal ürünler olduğu söylüyor burada. Şurada da yazıyor. Evet, kahvem geldi arkadaşlar. Bana afiyet olsun. Şehrin en merkezi noktasındayız diyebilirim. Bir kahve 150 ruble. Su da 100 ruble, 250 ruble. Evet, izlediğiniz için yine her zaman gibi çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kuzey Kafkasya'daki maceramız devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.